Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve Yeni Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar tülbentimi şöyle tamamen açtım. içindeki çiçekler gözüksün diye. Şöyle çiçeklerin üzerine de kendi renginden iplerimi hazırladım ve camsil hortumun aparatı olarak 22 numarada t kullanacağım. Size çok güzel bir model hazırladım. Şöyle yine iğneden t, çok zarif bir model. Şöyle göstermiş olduğum iplerimin renginden bakın. Şöyle yakın plan tutayım. Ee, uzak mesafes bir de çektiğim için o yüzden iyice minik gözükebilir arkadaşlar. Evet. Bakın modelim bu şekilde çok hoş böyle çıtır pıtır çok zarif oldu şöyle teker teker de göstereyim daha net anlaşılsın ve bu da kiremit rengi Evet arkadaşlar şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim Evet şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemini yapıyoruz 696 nolu videomda tüm püf noktaları mevcut 696 videomu izleyerek Oradan izleyebilirsiniz tüm işlemlerini kenar tığlama ile. Şöyle arkadaşlar iki tane badem, bademin arasına bu şekilde 12 tane kirpikli trabzan yaptım. Şöyle arkadaşlar daha güzel durdu çitlerin üzerinde bademlerim. Bunu açıklı koyulu renklerle de yapabilirsiniz. Çok güzel olur. Ben tülbentimde bu renkler vardı. O yüzden bu şekilde hazırladım. Evet sizlere daha önce 10 tane bu şekilde e, böyle kirpikli trabzanları hazırladım. 2 tane de sizde yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir zincir çekerek ipimi tığıma tutturdum. İlk başlar gibi başlıyorum. Bir defa tığımı dolayıp hemen tığ battıma girdim. 2 ve 2. 4 zincir. kapatıyorum bu şekilde trabzanın arasına yapılışı bu şekilde bir zincir çekiyorum arasına bir defa tığımı doladım ilk başlarken de bu şekilde trabzan yaparak başlıyoruz 12 tane kirpikli trabzanı yapıyoruz hemen kapattım buraya arasına bir zincir bir defa tığımı doluyorum yuvanın içine girip 2 2 alarak boş bir trabzan bir zincir bir defa doladım hemen 2 2 alarak bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4. Ortaya şöyle kirpikli trabzan yapıyorum. Bir zincir bir defa doluyorum. 2 ve 2. Bu şekilde ortada kirpik olunca yuva boş gibi gözükmüyor. Çok güzel duruyor ve 6 tane zincir çekiyorum. Hemen çevirdim boş olarak yapmış olduğum trabzanımın tepe noktasını altı zincirimi kapatıp şöyle bir zincir çektiğim döndüm hemen sık iğne ile buraya sabitliyorum şöyle bir zinciri de çekip dibine ipim uzattım bu aparatımı alıp buraya taktım toplamda buraya 7 tane arkadaşlar bu şekilde ilmek toplayacağız bakın 1 ve 2 Şöyle dibinde sıkı sıkı zinciri çekip aparatıma uzatıyorum Dediğim gibi aparatımda cam sil hortumu. Bu tığın kapakları oluyor. Atmadıysanız kırılmadıysa da onlarla da deneyebilirsiniz. Güzel oluyor. Aynı genişlikte oluyor. Şöyle dibinde ilmek alıyorum. Hemen taktım. Dibinde ilmek takıyorum. Dibinde ilmek alıyorum. Şöyle altı ve iki zincirimi çekip 7 tane bu şekilde ilmeği topladım yuvaya. Hemen buraya iki tane sık iğne yapıyorum. Bakın dibine bir ve iki. İki tanesi aynı bir sık iğne gibi duruyor arkadaşlar. O yüzden bu şekilde iki tane yapıyorum. Bir sık iğne gibi oluyor. Bu şekilde. Şöyle baştaki bir sık iğnenin hemen hemen aynı enleğinde bakın. Evet, bir sık iğne yapınca hiç yokmuş gibi oluyor bu şekilde. Şöyle bir zincirimi de çekip bir defa tığımı doladım. Sıradaki yuvaya girip 2 iki alarak tırabzan. 4 zincir. Şöyle sıkı sıkı çekiyorum. Böyle kalıp gibi dursun kirpiklerim. Evet. 1 2 3 4 zincir. 12 tane toplamda buraya bu şekilde kirpikli trabzan yapacağız. 4 zincirimi çekip kapatıyorum. Arasına bir tane zincir mesafe bir defa tığımı dolayıp sıradaki tığ battıya 2 2 alarak trabzan 4 zincir. Şöyle bir zincir bir defa doladım 2 ve 2 bakın şöyle bu şekilde sıkı sıkı yaparsanız kalıp gibi duracaktır şöyle 5. bir zincir bir defa doluyorum 6 7 8 aynı işlem olduğu için birazcık hızlı yapıyorum çok değil hemen 10. şöyle arkamızda nasıl işlem yaptığımı da gösterelim arkadaşlar bir zincir bir defa tığımı doladım şöyle 1 2 3 4 zincir kapattım kirpik olarak arasına bir zincir sanırsam şöyle 2 4 6 8 10 tane olmuş iki tane daha yapıp 12'ye tamamlayalım 11 12 evet. 12 tane bu şekilde ara mesafesi verdim tam sizlik bir ara mesafesi böyle yeterince yeterli olan bir ara suyu. yine yuva yapımına geçiyorum bir zincirimi çekip bir tane boş trabzan araya bir zincir bir defa doladım hemen yandakine girip 2 2 iki alarak ikinci boş trabzan 4 zincir kapatıyorum bu şekilde bir zincir bir defa doladım hemen yuvaya girdim 2 2 6 tane zincir çekiyorum hemen çevirdim bakın bu şekilde buraya trabzanıma giriyorum bakın boş olan trabzana tam tepe noktasına girip sık iğne ile 6 zincirimi buraya sabitliyorum bir zincirle düz yüzüne dönüp yuvaya sık iğne ile sabitliyorum. Hemen dibine bir zincir ipimi uzattım. Buradaki aparatımı alıp şöyle oluyor. Yine buraya 7 tane ilmek toplayacağım. Hemen taktım bakın. Yuvaya giriyorum. Şöyle birbirine yakın yapın ki sağ doğru daha şöyle ileride yapacaklarımıza yer mesafesi kalsın. Evet takıyorum buraya. Şöyle yine yuvaya girdim. 2 zincirimi çekip taktım 3. Yuvaya giriyorum. 1 2 Sağa doğru meyilli yapalım. 5 Yuvaya girdim. 6 Yuvaya girdim ve 7. 7 tane ilmeği yine yuvada topladım. Şimdi bir tığın başını dolayıp bu şekilde sık iğne yapıyorum. Tekrar bir tane daha yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Bir defa doladım. Yine ara suyu mesafesine geldik. Bakın boş olan hemen yanındaki boş olana girip şöyle ilmeğimi alıyorum. 2 ve 2. 4 zincir. Kapatıyorum trabzanın arasına sık iğne bir zincir bir defa doladım şöyle iki ve iki dört zincir bir zincir bir defa doladım şöyle iki ve iki dört zincir bir zincir bir defa doladım şöyle iki ve iki bakın bu şekilde 12 tane ara mesafesi vereceğiz şöyle ilmeklerimi çıkarıp bu şekilde arkadaşlar çimeni hazırlayacağız şimdi bademimizin yapılış kısmına geçelim şöyle ipimi tığıma sık iğne ile sabitledim ipimi çok güzel esnettim arkadaşlar esneterek incecik yaptım Evet şöyle ilk kirpikten girerek sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum ve 3 tane sıkı sıkı zincir çekiyorum. 3 zincirimi çektim. Hemen ikinci kirpiye 3 zincirimi sık iğne ile sabitledim. Şöyle bakın zincirimin sıklığı bu şekilde. Hem ince tip hem de sıkı sıkı yapınca hem kalıp gibi duruyor hem de zarif oluyor arkadaşlar. İncecik oluyor. 3 zincir. Bütün ilmekleri üçer zincirli yuvalar hazırlıyorum. Şöyle 1 2 3 zincir. Hemen sık iğne ile buraya sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Sık iğne ile buraya sabitliyorum. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde tüm yuvaları bakın üçer zincirli yuvalarla doldurdum. 7 zincir çekiyorum dönüş kirpiğimiz sıkı sıkı 4, 5, 6 ve 7 sıkı çekmek önemli hele de arkadaşlar bu köşe kirpiklerini sıkı çekerseniz şöyle kalıp gibi kenar kirpiğiniz olacaktır sabitlediğim ilk yuvaya hem de kesim işlemimiz bir eksiltme işlemimiz oldu bu kenar kirpiğin sayesinde Evet yine aynı şekilde zincir sayımız 3 sonuna kadar 3 zincirle yapacağız şöyle 1 2 3 kapatıyorum 1 2 3 zincir sıradaki yuvaya şöyle yine 3 zincir sık iğne ile buraya sabitledim. Tüm yuvaları yine doldurduk üçer zincirle. Yine 7 tane zincir çekiyorum. Bakın sıkı sıkı şu şekilde kalıp gibi yapıp sonra döne döne yapacağız bu modeli. Sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 3 zincir. Bakın köşelerde kirpik yaparak kesim işlemi yapmış oluyorum. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki yuvama 3 zincir sıradaki yuvaya tekrar 3 zincir sıradaki yuvaya. Evet şöyle tam ortalayalım arkadaşlar. 7 zincir 7 zincirimi çektim şöyle şimdi yanaştıralım karanlık olmasın sık iğne ile buraya sabitliyorum Bakın bu şekil böyle duracak köşede zincirimiz 3 zincir sık iğne ile sabitliyorum tekrar 3 zincir sık iğne ile sabitledim tekrar 3 zincir Şöyle bakın arkadaşlar. Eksilte eksilte 3'e kadar geldik. Kenarda yine 7 zincir çekiyorum. Kenar zincir sayımız, orta zincir sayımız hiç değişmiyor arkadaşlar. Hep aynı şekilde 3 zincir ortaya 7 zincirde kenar kirpiğine bu şekilde yapıp döne döne bitiriyoruz bademimizi. Evet. 3 zincirimi çektim yine sonuna geldim. 7 zincir. Çevirdim. Bu şekilde sabitledim bakın. 1 2 3 zincir. Şöyle sonucu yuvaya geldik. 3 sağda oldu. Şimdi 3 de sol tarafı olacak. Yine 7 zincirimi çekiyorum. Çevirdim. Bakın tek kalan bu kirpiği de buraya kapatıp şöyle dibine de sıkıca bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Şöyle. Evet. Makasım biraz fazla büyük olduğu için uzun kesmek zorunda kaldım. Bakın bu yakım işlemi şöyle düz yüzünü denk geliyor. Bak şu sağa çevirince. Onu şu şekil yakacağım arkadaşlar. Şöyle bir ilk önce bunları bir azaltayım bakın. Şöyle arkaya doğru yakın. Yanık izi. Şöyle arkaya doğru olursa daha güzel duruyor. Bakın temiz çalışmak için. Şunu da zaten kendi arkaya dönecek arkadaşlar. Şöyle bir iyice elinizle oturtup sıkılaştırın. Şöyle onu da arkaya doğru yapıştırıp bu şekilde bakın oluşacak bademimiz. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane de kiremit rengi yapalım bu bademin aynısından. Evet arkadaşlar, şöyle kiremit rengime ince çekerek ipimi tığıma tutturdum. Bakın bu şekilde. İpimi yine söyleyeyim arkadaşlar, sonra kızıyorsunuz korkudan. ipimi çok güzel esnettim, incecik yaptım. Neden seninki incecik duruyor da bizimki kalın oluyor, iri düşüyor diye sorunca o yüzden arkadaşlar bakın aynı ip ama çok ince ettim. Zincirimi sıkı çekiyorum. Tekrar söyleyeyim ikinci bademin yapılışından önce de bu şekilde inceterek yaptım. Sık iğne ile ilk böyle ilmeğime girip üzerine 3 tane zincir çektim. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Yine 3 tane zincir. Bütün ilmekleri bu şekilde alıp hepsine üçer zincirli yuvalar hazırlıyorum. 3 zincirimi çektim. Sabit. 1 2 3 zincir. Hemen sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir. Sıradaki ilmeğin içine girip sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Şöyle sık iğne ile sabitledim. Bakın. 7 tane zincir çekiyorum. Çevirdim şöyle ters tarafına. Buraya ilk ilmeğimin içine sık iğne ile 7 zincirimi sabitliyorum. Şöyle 1 2 ve 3 zincir. Sıradaki yuvaya girip sabitledim. 3 zincir çekiyorum bu şekilde yuvaları üçer zincirle dolduruyorum bakın arkadaşlar zincirimin sıklığına şöyle kalıp gibi duruyor o yüzden 3 zincir ne kadar sıkı çekerseniz bu iğneden tığa modeller o kadar böyle kalıp gibi güzel durur arkadaşlar Evet yine köşeye geldim ikinci sırayı da tamamladık üçer zincirle 7 zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Şöyle döndüre döndüre bademimizi bu şekilde yapıyoruz. 1 2 3 zincir. Kapatıyorum bu şekilde. 3 zincir tekrar 3 zincir. Sıradaki yuvanın içine girip sağ 7 tane zincir çekiyorum. Şöyle çevirdim. Sabitliyorum. Yine 3 tane zincir. Sıradaki yuvaya 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. Yine sonuna geldik. Bakın arkadaşlar. Son sıraya bu şekilde geliyoruz. Ve köşede 7 zincir çekiyorum bu 7 zincir bizim e, kesim işlemimizi yapıyor bakın eksilttik 2 kaldı şöyle 3 zincirimi çektim geriye kalan bu iki yuvaya da aynı şekilde üçer zincirden iki tane yuva yapıyoruz Evet köşeye yine geldik yine 7 zincir sıkı sıkı 7 zincirimi çekip düz tarafına çevirdim ve sabitliyorum bu şekilde. 1 2 ve 3 zincir son yuvaya yine 7 zincir. Sağda ve solda üçer tane böyle kirpiğimiz oluyor bakın arkadaşlar. Şöyle net göstereyim. Evet, yapılışı çok kolay. Şöyle sıkı sıkı yapıyorum ki incecik olsun diye ipimi yine koparıyorum şöyle yakma işlemini morda gösterdim arkadaşlar aynı şekilde hemen iplerimi yakıp temizleyip geleyim bakın çok tatlı kalıp gibi oldu sırf bu zincirleri sıkı çektiğimiz Evet modelimizi tamamladık iplerimizi yaktık bu şekilde hazırladık ve e, arada çözünürlük gidip geliyor sanırsam arkadaşlar İkisini sizle yapmıştık hem bu moru ve kiremit rengini çok tatlı oldu arkadaşlar gerçekten bu tür bente de çok yakıştı bu model yani e, tül bente devam edilse bu model çok hoş durur bakın çok güzel durmadı mı sizce de çok şahane durdu şöyle bir de hepsini bir göstereyim bakın modelime şöyle yapımı da bir o kadar kolay arkadaşlar bakın hemen çimenini şöyle hazırlayıp en az yarım kenar bir kenarını hazırlayıp sonra bu çiçeklerini takın hemen dört kenar bitirmeyi beklemeyin bu ilmekli oyalarda sizin için iyi olur arkadaşlar daha güzel olur eğer eliniz çok hızlıysa hemen yapıyorum bitiriyorum diyorsanız yine de siz bilirsiniz ama ben dört kenar değil de en az birer kenar bu şekilde çiçeklerini yapıp o şekil yapmanızı tavsiye ederim. Bu şekil çok güzel böyle ilmekler çıkmadan bozulmadan kalıp gibi olur Evet arkadaşlar o diyelim bu şekilde şöyle bir de tülbentimi toparlayın belki ışık açısından net gözükmediyse şayet bir de bu şekil kameraya tutayım şöyle ikişer ikişer olsa da şöyle sizler için bu şekilde tutayım Zaten ilk önce bunu göstermiştim ilk yapıştaki oyamız. Şöyle arkadaşlar bakın. Tekrar bir de ters atayım. Evet modelimiz bu. Emeklerim için beğeni ve yorum yaparak desteklerinizi eksik etmezseniz sevinirim arkadaşlar. Çünkü e, beğeni ve yorumlar önermelerde ön plana çıkarıyor. E, o yüzden önemli kanalın devamı için, videoların devamı için önermelerde ön plana çıkarmak ve bir de arkadaşlar bu şey eştek etiketlemeyi de öğrendim inşallah. O da daha çok izlenimleri getiriyormuş eştek yapmak bilmiyordum. Onu da yeni gördüm. Kaç yıldır yapıyorum. Sizler de beğeni ve yorum yaparak destek olursanız emeklerim için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.